Selam arkadaşlar. Bugün yine Kadıköy Film Kulübü'ndeyiz. Ama bugün Türkçe Filmler Günü. Dolayısıyla ben de Türkçe Filmler rafının önündeyim. Sevgili Çağatay'la ikimizin ortak beğenisi artı Kadıköy Film Kulübü'nün üyelerinin, müşterilerinin, ziyaretçilerinin en sevdiği 15 Türk filmi gibi özetlemek istiyorum. Tabii bunları yaparken bir de şöyle bir kriterimiz vardı. Bizim söylediğimiz, bu seçtiğimiz 15 filmin mutlaka DVD'si, Blu-ray'i, yani elle tutulur bir şeyi olması gerekiyordu. Fiziksel medyası olması gerekiyordu. Şimdi Çağatay'la bunları size göstereceğiz. Selam arkadaşlar. Evet, dediğim gibi Çağatay'la birlikteyiz. Atilla abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Şimdi bugün bizim sevdiğimiz ve Kadıköy Film Kulübü'nün üyelerinin en sevdiği 15 Türk filmini bugün çekeceğiz. Dolayısıyla 15'ten başlayıp 1'e gideceğiz. Doğru mudur? Kesinlikle öyle. Bugün çok güzel bir format hazırladık abi izleyenlere, takipçilerimize. Güzel bir tanıtım olacak. Soluksuz izleyecekler. Süper. Bizce en sevdiğimiz 15 filmin 15. sırasından başlayalım. Benim sinemada seyrettiğim bir film. Sonrasında DVD kopyasını da seyrettim. Sevgili Cem Yılmaz'ın ve Mazhar Alanson'un başrollerini oynadıkları Her Şey Çok Güzel Olacak filmi. Yönetmeni Ömer Vargı'dır. Her Şey Çok Güzel Olacak deyince aklımıza abi ilk gelen şey şudur. Repliğidir. Bilemiyorum Altan. Evet. Kısa zaman içerisinde aslında Cem Yılmaz'ın bir beyanatı var. Filmin 20. yılına istinaden tekrar 40 dakikalık bir kısa metraj bir film yapma olasılığı var. Bu insanları gerçekten heyecanlandırdı. Hayranlarını ve filmi sevenleri heyecanlandırdı. Açıkçası beni de heyecanlandırdı abi. Zamanın önemli filmlerinden bir tanesi. Ya kesinlikle ben Cem Yılmaz'ın yaptığı işte Goray'dı, Arok'tu, Arif ve 16'ydı. Bunların hepsi saygı gösterilecek işler. Ama benim favorim her zaman için Her Şey Çok Güzel Olacak. Tabii Şen ve Akıcı hikayesi, sevimli karakterleriyle gerçekten Türk sinemasında önemli bir yeri var abi. Benim en sevdiğim Cem Yılmaz filmidir. Önemli bir yeri var. Bizim de Kadıköy Film Kulübü üyelerimizin de çok sevdiği bir film, çok talep ettiği bir film. Dolayısıyla kesinlikle 15. sıramızda Her Şey Çok Güzel Olacak, Cem Yılmaz var. 14. sırada ise benim çok favori bir filmim var. Neredesin Firuze? Sevgili Ezel Akay'ın yönetmenliğini yaptığı. Yine abi kostümleriyle, müzikleriyle, konusuyla gerçekten Türk sinemasının müzikali diyebiliriz. Aynen öyle. Bir de ben un kapanı tecrübesi yaşamış bir kişi olarak oradaki olayların çoğunun gerçek olmuş hikayelerini de biliyorum. O yüzden bana çok enteresan gelmiştir bu film. Beni de çok güldürmüştür ayrıca. Çok güldüğüm bir film. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla Neredesin Firuze'yi biz 14. sıraya koyduk. Abi kadroya bakar mısın abi? Cem Özer'in Şebnem Dönmez, Ragıp Savaş, Ruhi Sarı. Yani evet, dolayısıyla Haluk Bilginer, onun da zaten Demet Bağ. Yani muhteşem bir kadro, muhteşem bir eğlenceli komedi diyebiliriz. Evet, zaten Ezel Akay sinemasını da seviyorum ayrıca ben. Kesinlikle dolayısıyla öyle. 14. sıramızda da Neredesin Firuze adlı filmimiz var. Abi biliyorsun Ezel Akay'a da filmde ufak da olsa bir sahne var. Geldik 13. sıraya. 13. sırada sevgili Sinan Çetin'in çektiği propaganda filmi var. Allah rahmet eylesin Kemal Sunal başrolde. Kemal Sunal'ın abi son filmi biliyorsun. Son filmi maalesef. Oğlu Ali Sunal'la beraber oynamıştı. Ve çok çok sevdiğim Metin Akpınar abim bu filmde yine. Çok hoş bir filmdi aslında, tezatların işlendiği. Kesinlikle abi. Aslında gerçek bir hikaye. Evet. 1948 yılında aslında yaşanmış bir hikaye. Siyasi iktidarın yapmış olduğu bir uygulamayla bir köyün ortasından tel şerit geçiriliyor. Ve dolayısıyla bu tel şeridin geçilmesiyle beraber aileler, dostluklar, aşklar aslında ortadan ikiye bölünüyor. Ortadan ikiye ayrılıyor desek yeridir. Ama gerçekten Türk sinemasında yine kalıcı iz bırakan yapılar. Bir tanesi. Evet, propaganda bizim 13 numaramız. Sinan Çetin filmi demeden Sinan geçmeyelim. Sinan Çetin filmi 13 numaramız. Geldik 12 numaraya. 12 numarada bir Türk sineması klasiği var. Şimdi bizim Kadıköy Film Kulübü'nde sevgili Çağatay kendi içinde böyle bir anket yaptı. Türk filmleri en istediğiniz, en sevdiğiniz Türk filmleri diye. Hemen hemen her listede yer almıştır bu film. Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın başrollerini oynadıkları Selvi Boylum. Al yazmalım. Evet. Bu da bir Türk sineması klasiği denilebilir. Kesinlikle öyle abi. Aslında Cengiz Aytmatov'un bir eseri bu abi. Evet. Ünlü isim Cengiz Aytmatov'un bir eseri. Atıf Yılmaz bunu senaryo haline getirip sinemalaştırdı. Müziklerinde Ahmet Mekin yine kesinlikle öyle. Önemli bir kesinlikle karakterdi. Öyle. Müzikleri Cahit Berkay'a ait.
Evet, müzikler de zaten kendi içinde çok önemli. Yani Selvi Boylum Al Yazmalama'nın müziğini duyduğumuz zaman evet bu film Selvi Boylum diyebiliyoruz. Evet, ama doğrudur, doğrudur. Kendi içinde Türk sinemasının önemli temel yapılarından bir tanesi. Peki, geldik 11 numaraya. 11 numara... Yine çok özel bir yapı abi. Benim mesela sevdiğim bir film hakikaten. Zaten aslında bu 15'in hemen hemen hepsi benim sevdiğim filmler de. İstanbul Kanatlarımın Altında. Mustafa Altıokların yönetmenliğinde. Evet. Muhteşem bir kadro. Filmin kastı gerçekten enteresan. Yani herkes var hemen hemen. Herkes var. Aslında bu film şöyle abi. Çağ filmlerinin en iyilerinden bir tanesini. Evet. Dönemini anlatan en iyi filmlerden bir tanesi. Meşhur Azer Efendi Çelebi'nin İstanbul Galata Kulesi'nden uçması, Üsküdar'a uçuşu konuyu tabii baz alıyor ama filmin içerisinde çok daha farklı konular var. Dolayısıyla bu da Türk sinemasının önemli yapılarından bir tanesi. Evet, yani Haluk Bilginer var. Kesinlikle öyle. Rahmetli Savaşay var. Okan Bayülgen var. Okan Bayülgen var. Yani Burak Sergen var. Burak Sergen var. Ege Aydan var. Yani enteresan bir kadro ve enteresan da bir film. Ben Türkiye'de çekilmiş dönem filmleri arasında en sevdiklerimden kesinlikle bir tanesi. Öyle. Gerçekten çağ filmlerinin önde gelenlerinden. Dolayısıyla abi, bizim listemizin de 11. sırasında İstanbul Kanatlarımın Altında var. Arzu Yanar da abi biliyorsun bu filmden sonra ciddi anlamda sükse yaratmış. Evet tabii. Gayet tabii. Peki geldik 10 numaraya. 10 numara bir cinayet filmi. Aslında Türk sinemasında cinayet filmi çok alışılmış bir şey değil ama çok güzel işlenmiş bir cinayet filmi. Av Mevsimi. Benim favori filmlerimden abi bu. Evet. Yavuz Turgul'un yönetmenliğini yaptığı. Özellikle mesela elimizdeki film iki diskli olup genişletilmiş versiyonu içermekte. Dolayısıyla bu ek özel sinema şeklini de içeriyor. Her karakter kendi içerisinde aslında farklı bir role bürünmüş durumda. Aynen. Farklı bir hikayeyi anlatıyor. Aynen. Benim en sevdiğim Türk filmlerinden bir tanesi. Evet. O gizemi barındırıyor, o aksiyonu barındırıyor, merakı barındırıyor. Unutulmaz Hayde sahnesi var. Hayde sahnesi tabii o zaten tartışılmaz. Abi Hayde sahnesinden sonra bütün türkücüler o şarkı söyledi. Aynen, aynen, aynen. Hayde gidelim, hayde, hayde gidelim, hayde, hayde gidelim, hayde. Tabii Cem Yılmaz tamamen değişik bir rolde. Değişik hiç bir rolde. Komedyenle alakası yok. Sert bir rol. Tabii aslında baş olarak görüyoruz kendisini ama filmin ortasında öleceğini kim söyler abi? Tabii. Dolayısıyla yani ters köşe yapılmış bir film. Sevdiğimiz bir film. Türkiye'de polisiye cinayet filmi çekilemez çok zordur diyenlere çok güzel bir cevap aslında. Abi Çetin Tekindor keza yine kadro. Şener Şen, Cem Yılmaz, Okan Yalabalık var. Okan Yalabalık var. Dolayısıyla bu kadroyu bir daha bir araya getirmek kolay değil. 10 numaramız Av Mevsimi. Geldik 9 numaramıza. 9 numaramız bol ödüllü bir film. Sevgili Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filmi. Bir yandan tabii gururumuz abi Nuri Bilge Ceylan. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu ender yönetmenlerden. Ödüllü yönetmenlerden bizim gururumuz ister istemez. Zaten yaptığı hemen hemen her filmde bir ödül alıyor. Alıyor. Yine Bir Zamanlar Anadolu'da yine ses getiren bir yapısıydı. Aynen, aynen. Tabii burada da yine kuvvetli bir kadro, kuvvetli oyunculuklar var. Tabii Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel keza. Evet, bayağı kuvvetli oyunculuklar var. Dolayısıyla bizim listemizin de 9 numarasında Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'da filmi var. Cannes Film Festivali'nde abi büyük jüri ödülünü almıştı. Evet. Onu da söylemeden geçmeyelim. Büyük jüri ödülünü almış bir film. Fırat Tanış da var değil mi bu filmde? Evet abi Fırat Tanış da var. Evet. Her ne kadar ismi coverda yazmasa da. Ama Fırat Tanış da var bu filmde. Var bu filmde. Dolayısıyla güzel bir film. Bizim de 9 numaramız. Buradan 8 numaramıza geçiyoruz. 8 numaramızda Almanya'da yaşayan bir Türk, evet. Fatih Akın filmi. Yani Duvara Karşı. Yayınlandığı dönemde çok ses getirdi. Çok. Gerek yönetmen Fatih Akın'ın uyguladığı teknikler, gerekse oyuncuların kendi içindeki başarısı filmi gerçekten üst sıralara taşıdı. Evet. Duvara Karşı da yine Türk filmlerin arasında bir önemli bir yeri var. Önemli bir yeri olan. Yani iyi oyunculuklar var. Her şeyden evvel. Bir de Fatih Akın'ın kendine has bir dili var. Kesinlikle. Kendi bir tarzı var. Yani biraz Fatih Akın filmleri sert filmler olabilir. Çok bizim o hani Yeşilçam'ın uzantısı gibi filmler değil. Değil. Ama bence oldukça iyi bir film. Kesinlikle. Dolayısıyla listemizde yer almasını istediğimiz filmlerden bir tanesiydi. Aynen, aynen. Listemizin 8 numarası. Dolayısıyla geldik listemizin 7 numarasına. Oo, yine çok keyifli bir film abi. 7 numarası da hemen hemen
hepimizin üstünde bir anısı olduğu. Kesinlikle öyle. Vizontele filmi. Tabii. Hemen yine sloganı söyleyeyim mi abi? Söyle. Zeki Müren de bizi görecek mi? Zeki Müren de bizi görecek mi? Evet. Burada da yine Cem Yılmaz var. Var. Evet. Gerçi ana rolde değil, yan rollerden birinde ama bu sorusu hepimizin dilinde pelesenk olmuş. Evet. Soru. Zeki Müren de bizi görecek mi? Vizontele bilmiyorum, benim çok sevdiğim, hoş, şirin bir film aslında. Tabii yani. Ki. Aslında temelde yine o acıyı yaşatan, ciddi mesajlar veren, var. Ciddi mesajlar veren. Yılmaz Erdoğan'ın oyunculuğu, Demet Akbağ'ın oyunculuğu, Artan Erkekli'nin oyunculuğu tartışılmaz abi ister istemez. Türk filmlerinin arasında yine yapı taşlarından bir tanesidir abi. Aynen. Listemizde olmayı fazlasıyla hak ediyor. Fazlasıyla. Geldik listemizin 6 numarasına. bu filmi ben hem çok seviyorum hem çok gülüyorum. Tabii. Sevgili Şener Şen'in Züğürt Ağası. Züğürt Ağa için söylenecek şey çok. Vallahi abi festivallerde almadığı ödül, şenliklerde almadığı ödül kalmamıştır. Doğrudur. Ve tabii mesaj çok önemli. İşte neydim değil, ne olacağım. Aynen. Dolayısıyla aynen. Şener Şen burada oyunculuğu kullanmış olduğu dil çok farklı. Çok önemli bir film. Yine Yavuz Turgul imzalı. Evet. Yine evet. Yavuz Turgul imzalı. Şener Şen filmleri zaten. Müzik tabi Atilla Özdemiroğlu'na ait. Evet, rahmetli Atilla abiye ait. Ya Züğürt Ağa hepimizin yaşar. Kendisinden bir şeyler bulduğu bir film aslında. Yani seyrederken herkes kendinden bir şeyler bulabilir Züğürt Ağa'da. Kesinlikle öyle. Bir mesaj çıkartılabilir. Aynen ve çok da iyi gişe yapmış bir film kesinlikle zaten. Öyle. Kesinlikle dolayısıyla öyle. Bizim listemizin de 6. sırasında olmayı fazlasıyla hak ediyor. Fazlasıyla hak ediyor ve kolay kolay maalesef piyasada bulunmayan filmlerin arasında abi. Evet. Her zaman her yerden denk gelmez. Doğru. Ama takipçilere yine söyleyelim, Kadıköy Film Kulübü sayesinde temin etme şansları her zaman yüksek. Var. Peki. Evet, ilk 5'e geldik sevgili izleyenler. İlk 5'te 5. sırada Türk sinemasının kült bir filmi var. Ben bu filmi TRT'de 70'li yıllarda TRT'de izledim. O zaman TRT zaten tek kanaldı büyük ihtimalle ve TRT'de izlemiştim. Çok enteresan gelmişti film. Sonradan öğrendim ki bu filmi sinemaya çıkarmamışlar. Gişe yapmaz kaygısıyla. Gişe kaygısı olmuş. Sinemaya çıkarmamışlar ve ilk gösterimi de o benim seyrettiğim TRT'deki gösterimmiş. O gösterimden sonra film büyük yankı uyandırdı ve Türk sinemasının kült filmleri arasına girdi. Kesinlikle öyle. Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı. Bunun üzerine söylenecek çok söz var tabii Sevmek Zamanı çok üzerine. Çok konuşulur abi bu film üzerine. Özellikle Metin Erksan üzerine çok çok konuşulur. Yine Metin Erksan burada farkını ortaya koymuş abi bu aynen. filmde. Aslında siyah beyaz bir film abi. Siyah beyaz. Siyah tabii, beyaz çekilen bir film. Tabii. Müşfik Kenter başrolde. Müşfik Kenter dediğiniz gibi abi başrolde. Şöyle bir anı var abi filmle alakalı. Türk sinemasının başlangıcından beri ilk yüzün içerisinde ilk sırada yer alan filmlerden bir tanesidir aynen. abi Sevmek Zamanı. Aynen. Metin Erksan önemli bir yönetmen abi. Yani hiç alışılagelmiş bir film değil. Hele o zamana düşünürsek, o zamanki teknik imkanları düşünürsek çok farklı. Siyah beyaz olmasına rağmen insanları bir yerden alıp bir yerlere götüren bir film. Dolayısıyla bizim 5 numaramız, ilk 5'imizin 5 numarası Sevmek Zamanı. DVD'nin içerisinde abi şöyle bir ayrıntı var. Hı-hı. Bu aslında hiçbir yerde yok. O detayı size vermek isterim. Tabii. Metin Erksan'la 80 dakikalık bir röportaj var. Öyle mi? Filmin Hı-hı. haricinde yine diskin içerisinde menüden girebileceğiniz bir bölümde. Dolayısıyla bu da filmi özel kılan bir baskı. Doğru, doğru. Peki. Heyecanlı abi. Şimdi geldik doğru gidiyoruz. 4 numaraya. 4 numara son dönem yapılmış en iyi Türk filmlerinden biri bence. Sevgili Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlumu. Abi bu filmi izleyip de duygulanmayan bir insan yoktur diye ağlamayan düşünüyorum. Ağlamayan yoktur abi diye yani düşünüyorum. Duygusallaymış. Yani gözleri herkesin yaşarmıştır. Herkesin yaşarmıştır. Abi toplum adı ödülü kalmamış. Evet. Yani en iyi erkek oyuncu, en iyi kadın oyuncu, en iyi yönetmen aklımıza ne gelirse. Evet. Çok da iyi oyunculuklar var. Çok dokunaklı. Çetin Dekindor, Hümeyra. Hümeyra, Yetkin Dikiciler yani hepsi çok çok iyi oynuyorlar. Tabii. İnsan ne bileyim şaşırıyor. Tabii keza Fikret Kuşkan. Yine ben yine repliklerden gideyim abi. Şöyle bir cümle var aslında replik değil ama dillere pelesenk olmuş ve babam ve oğlum deyince akla ilk gelendir. Ona bir oda ver baba, gidecek bir yeri yok. Doğru, doğru, doğru. Çok dokunaklı, çok duygusal bir film. Yani son dönem Türk sinemasında yapılan en iyi filmlerden biri. Bizden kesinlikle. Bir film abi. Bizden yani bir bizden film. Bir film. Bizden bir film. Aslında biz Türk insanı olarak acıdan beslenen bir toplumuz. Dramı severiz. Dramı severiz evet. Ama bizden bir film abi. Evet, kesinlikle. Acıtasyon yok, acının kendisi var. Doğrudur. Ve geldik ilk üçe. İlk üçte 3 numaramız önemli bir film. Yol. Yol.
Yani Tarık Akan'ın, rahmetli Tarık Akan'ın başrolünü oynadığı bir Yılmaz Güney filmi. 82 Cannes'ta abi yine Cannes'da. Altın palmiye aldı. Yani bu tabii ki sonra revize de edildi tabii, galiba. Tabii. Bu revize olan kopyalardan da. Filmin hangisi? Birkaç tane baskısı var. Bu tekrar restore edilmiş, temizlenmiş, görüntüsü temizlenmiş bir baskı. Ya, filmle ilgili tabii söyleyecek çok fazla bir şey yok abi. Tabii Şerif Gören'in yönetmenliği var. Yine Şerif Sezer, Halil Ergün. Bu da dokunaklı, dram bir film. Ama yani insanın böyle... Bir yerlerine dokunur ya, içine böyle içinde bir yere dokunur. Kesinlikle ya öyle bir film. Dolayısıyla Yol listemizin 3 numarası. Olmayı hak ediyor. Fazlasıyla hak ediyor. Fazlasıyla. Abi sona doğru yaklaşıyoruz hızlıca. Evet, sona doğru geldik. heyecan. Son şimdi izleyenler diyordur acaba. 2 ne 1 ne? 2 ne 1 ne? Peki. Bir kere 2 benim favori filmim. Onu söyleyeyim. Bakalım ne gelecek. Benim abi, favori filmim. Bence Türkiye'nin favori filmi. Yani şöyle, benim ne zaman böyle canım sıkılsa, moralim bozuk olsa oturup seyrettiğim, tabii. Ve her seyrettiğimde de ayrı bir zevk aldığım bir film. Abi bu filmin şöyle bir özelliği var, her seferinde izleyebiliyorsunuz. Yani bıkmadan izleyebiliyorsunuz. Evet. Her seferinde rahatlıkla izleyebildiğiniz, keyif aldığımız bir film. Ve tabii ki... Hababam Sınıfı Türkiye'nin unutulmaz... Yani Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden biri. Kesinlikle öyle abi. Tabii birçok devam filmi de çevrildi. Hepsinin de ayrı ayrı güzellikleri var. Rıfat Ilgaz'ın unutulmaz eseri. Unutulmaz eseri. Ertem Eğilmez'in muhteşem yönetmenliğiyle. Aynen. Ve yine korkunç bir kadro var. Muhteşem bir kadro var. Birçoğu da rahmetli oldu ama. Kesinlikle öyle. Yine de ben her seyrettiğimde hem güldüğüm, hem böyle hüzünlendiğim, hem okul yıllarımın aklıma hepimizin geldiği. Hepimizin okul yıllarından mutlaka bir parça içerisinde var. İşte Güdük Necmisi olsun, İnek Şaban olsun, Kel Mahmut olsun, Tuğum Hayrisi olsun. Aynen. Hababam Sınıfı'nı sevmeyen bir Türk vatandaşı var mıdır? Çok tahmin etmiyorum. Herkes mutlaka seviyordur. Hepsinden bahsettik. Müzik Melih Kibar. Müzik de Melih Kibar. Melih Kibar. Evet, müzik. Onu söylemeden geçmeyelim. Enteresan bir ezgidir. Hareketli çalarsan son derece neşeli. Kesinlikle öyle. Eğer ağır tempoda da çalarsan son derece hüzünlü, duygusal bir parçadır. Bu da rahmetli Melih Kibar'ın başarısı zannediyorum. Kesinlikle öyle. Çok güzel bir film. Herkes herhalde benimle hemfikirdir Hababam Sınıfı kesinlikle konusunda. Kesinlikle öyle. Listemizde ikinci sırada olmayı fazlasıyla hak ediyor. Aynen. Ve geldik bir numaraya. Finale geldik mi abi? Finale geldik. Bakalım finalde ne gelecek? Evet, finalde bayağı duyguların, yani herkesin ağladığı kesinlikle öyle. Bir film. Eşkıya. Şener Şen'in başrolünü oynadığı Uğur Yücel'le beraber. Evet abi. Birçok yine ünlü yıldızın bir arada olduğu önemli bir kast. Yani Yeşim Salkın var, Özkan Uğur var, Varoğlu var, var yani. Olan. Yine hepsi. Tabii yönetmen Yavuz Turgul. Evet, Şener Şen filmlerinde Yavuz Turgul'la çalışıyor. Bence Türk sinemasının yüz aklarından bir tanesi Eşkıya. En iyi senaryo, en iyi müzik, doğru. En iyi film. Yine toplam adı ödülü kalmamıştır ve tabii ki bu filmle alakalı abi şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Türk sinemasına farklı bir kapı açtı. Doğru. Yani evet, ben şöyle ayırıyorum abi Türk sinemasını. Yeşilçam, evet. Evet. Ama bir de Yeşilçam'dan sonraki o aradaki bağı kuran filmlerden bir tanesidir. Konusu, oyunculuklar, filmin çekildiği yerler, sahneler kesinlikle birinci sırada olmayı fazlasıyla hak ediyor. Eşkıya her zaman eşkıya abi bizim için. Evet, Eşkıya çok özel bir film. Bizim bir numaramız. Tabii sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, bunu başta ben söyledim. Bu bizim Çağatay'la olan listemiz ve Kadıköy Film Kulübü'nün üyelerinin bize yazdıkları listelerden çıkardığımız bir liste. Tabii yani bizim, ama ben abi şuna rahatlıkla inanıyorum. Bizi izleyen takipçilerimiz ve izleyen dostlar şunu söyleyecektir. Biz 15 tanenin en az 10 tanesi, 11 tanesi, 12 tanesi izleyenlere geçecektir, hitap edecektir. Doğrudur. Tabii ki zevkler, renkler tartışılır ama dolayısıyla biz özenle seçtik bu listeyi gerçekten. Doğrudur. Tabii bu listeye girmeyen mesela filmler var. Var, mutlaka bazılarının var. Bazılarının DVD'leri yok. Yok, o yüzden doğru. Bu listeyi alamadık. Doğru, kesinlikle ki öyle. Mesela Susuz Yaz gibi. Susuz Yaz gibi tabii. Ne bileyim, Tosun Paşa gibi. Tosun Paşa, Süt Kardeşler gibi. Süt Kardeşler gibi çok önemli filmler var ama onların maalesef DVD'leri yok, üretilmemiş. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla biz DVD'leri olan filmlerden seçmeye özen gösterdik bu listeyi yaparken. İzleyenlere şu anekdotu verelim. Biz Atilla abiyle bu listeyi yaparken gerçekten çok keyif aldık. Doğru. Ama tabii kararsız da kaldık. Çünkü dediğimiz gibi yani buradaki olanlar sadece bir yüzü.
diğer yüzümde DVD'si çıkmayan, baskısı olmayan, bulamadığımız filmler de oldu. Kesinlikle. Ama sizlere bugünlük bunları sunmak istedik. Umarım memnun kalmışsınızdır. Peki, videomuzun sonuna geldik. Bitti mi abi ya? Bitti. Yani umarım herkes beğenmiştir. Beğendiyseniz de beğeni butonuna basmayı unutmayın. Keza abone olmayı da unutmayın lütfen. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Filmle kalın.